Evet, günaydınlar. Kitabımızdan kısa bir bölüm okuyacağım. Çok güzel bir bölüm. Dün gece okudum bu kısmı. Dedim ki yataktayken dedim okuyarak çekmeyeyim. Hep yatakta olmaz. Dedim, başka mekana gideyim bu sabah. Nasıl bir soğuk var biliyor musunuz? Ne buz böyle. O kadar soğuk ki yani. Geçen gün Avustralya'daki arkadaşım Doğancığım. Onunla yazıştık. Diyor ki 42 derece burası. Burası -8, arada 50 derece fark var. O kadar soğuk ki anlatamam ya. Buz gibi ya, buz. Bir de sabah 4.30'da uyandım. Uyuyamadım. Havanın aydınlanmasını bekliyorum. Hava 8'de aydınlanıyor. Öf, sıkıldım, oyalandım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Zaman geçmedi. Öyle, şimdi şuradan okuyorum. Başarısızlık ikilemi. Pardon. Başarısızlık ikilemi. Pablo Picasso yaşlı bir adamken İspanya'da bir kafede oturmuş, kullanılmış bir peçeteye bir şeyler çiziktiriyormuş. Kayıtsızlıkla o anda onu ne eğlendiriyorsa onu çiziyormuş. Bak, o anda onu ne eğlendiriyorsa onu çiziyormuş. Ergen oğlanların tuvalet duvarlarında penisler çizmeleri gibi bir şey. Ama o Picasso olduğu için tuvalet duvarını çizdiği penisler. Ne oldu anlamadım. Kayıttan çıktı. Parmağım mı dedi? Ne oldu? Baştan alıyorum. Ergen oğlanların tuvalet duvarlarına penisler çizmeleri gibi bir şey. Ama o Picasso olduğu için tuvalet duvarına çizdiği penisler soluk kahve lekelerinin üzerinde kübist empresyonist harikalarmış. Neyse. Yakında oturan bir kadın ona hayranlıkla bakıyormuş. Birkaç dakika sonra Picasso kahvesini bitirmiş, peçeteyi atmak için buruşturmuş ve gitmek için ayağa kalkmış. Kadın onu durdurarak bekle demiş. Çizdiğim peçeteyi alabilir miyim? Para öderim sana. Elbette demiş Picasso. $20,000. Kadının başı bir tuğla çarpmış gibi geriye doğru savrulmuş. Ne? 2 dakikada çizdin demiş. Hayır hanımefendi yanıtını vermiş Picasso. Onu çizmek tam 60 yılımı aldı. Peçeteyi cebine alıp kahveden çıkmış. Sayfayı değiştireceğim. Elim dondu. Niye ben? Bir dakika. Şimdi. Evet, sayfayı çeviriyoruz. Aman ne rezil bir çekim oldu bu seferki ya. Bugünkü çok rezil bir çekim oldu. Dur. Kitabı zapt edemiyorum, dur. Öbür elime aldım telefonu. Bir konuda ilerlemek binlerce... Bakayım kayıttan çıkmış mı? Duruyor. Bir konuda ilerlemek binlerce küçük başarısızlık üzerine inşa edilir ve başarınızın cüssesi o şeyde ne kadar başarısız olduğunuza bağlıdır. Bir konuda ilerlemek binlerce küçük başarısızlık üzerine inşa edilir ve başarınızın cüssesi o şeyde ne kadar başarısız olduğunuza bağlıdır. Biri bir konuda sizden daha başarılıysa muhtemelen sizden daha fazla başarısız olmuştur. Biri sizden daha kötüyse muhtemelen sizin geçtiğiniz ıstıraplı öğrenim sürecinden geçmemiştir. Yürümeyi öğrenen küçük bir çocuğu düşünürseniz yüzlerce kere düşüp canını acıtacaktır. Ama çocuk durup da bu yürümek bana göre değil sanırım, pek beceremiyorum demez. Başarısızlıktan kaçınmayı hayatımızın daha ileri bir aşamasında öğreniriz. Bunun epeycesi bir şeyi beceremediğimizde bizi cezalandıran ve katı bir tutumla bizi performansımızla değerlendiren eğitim sistemimizin ürünüdür. Bir bölümü de baskıcı, eleştirel ebeveynlerin marifetidir. Çocuklarının kendi kendine bir şeyler deneyip başarısız olmasına yeterince izin vermezler. Onları yeterince ve önceden saptanmamış bir şeyi denediklerinde cezalandırırlar. O kadar dondu ki elim. Çok affedersiniz. Ah! Elimi cebime koyacağım ya da eldivenimi giyeyim, burada bırakmışım. Bir dakika. Şöyle bir etrafı. Bunu kesebilirim de bu kısımları. Ah, giydim eldivenimi. Çok soğuk elim oldu. Nerede kaldım ya? Ve kitle iletişim araçları var elbette. Bizi sürekli çarpıcı başarı hikayeleriyle bombardıman eder. O başarıya ulaşmak için çabalayarak, çalışarak, can sıkıntısı
içinde geçen saatlerin sözünü bile etmezler. Evet, bir noktada çoğumuz başarısızlıktan korkmaya başlar ve içgüdüsel olarak kaçınır. Önümüze ne konmuşsa zaten neyi iyi yapıyorsak onu yapmaya devam ederiz. Kayıp devam ediyor. Bu sizi kısıtlar, boğar, ezer. Ancak gerçekten başarısız olmayı göze alabildiğiniz konularda Ancak gerçekten başarısız olmayı göze alabildiğimiz konularda gerçekten başarılı oluruz. Ya ne güzel demiş ya. Gerçekten başarısız olmayı göze alabildiğimiz konularda gerçekten başarılı oluruz. Başarısız olmayı göze alamıyorsak başarılı da olamayız. Başarısızlıktan bu kadar çok korkmamızın nedeni çoğunlukla boktan değer yargılarımızdan kaynaklanır. Örneğin kendimi karşılaştığın herkese kendini sevdir standardıyla ölçersem son derece kaygılı olurum çünkü benim kendi eylemlerimle değil de başkalarının eylemleriyle tanımlanan bir standart %100 başarısız olacaktır. Burada kontrol bende olmadığı için başkalarının merhametine ve yargısına kalırım. Ancak sosyal yaşamını iyileştir ölçütünü benimsersem aldığım tepkilerden bağımsız olarak kendi başkalarıyla iyi ilişkiler kurma değerime göre yaşarım. Öz değerim kendi davranışlarıma ve mutluluğuma temellenir. Bir dakika bir keseceğim, tekrardan devam edeceğim. Dondu, parmaklarım dondu, ısıtmam lazım. Evet. Kayda burnumla girdim. Şimdi eldiveni çık. Eldiven takılı olunca işlemiyor, telefona dokunuyor, ne olmuyor. Eldiveni çıkarmak gerekiyor. Eldiveni çıkınca da bir daha öyle tutuyorum. Ellerim dondu falan böyle. Bölük pörçük oldu bu bölüm. Çok çok bölündü ama güzel, anlarsınız ya. Dördüncü bölümde de gördüğümüz gibi boktan değerler kontrolümüzde olmayan dışsal amaçları hedeflemeyi kapsar. Bu amaçların peşinde koşmak büyük kaygı yaratır. Bu amaçlara ulaşmayı becerebilsek bile kendimizi boş, cansız hissederiz. Çünkü bir kere ulaştık mı çözülecek sorun kalmaz. Daha iyi değerler gördüğümüz gibi süreç yönelimlidir. Kendimi başkalarına dürüstçe ifade edeceğim gibi bir şey. Dürüstlük değeri bir ölçütse hiçbir zaman tam olarak tamamlanmış sayılmaz. Hep yeni baştan uğraştığımız bir sorundur. Her yeni konuşma, her yeni ilişki, yeni mücadeleler ve fırsatlar yaratır. Değer tamamlanmaya karşı çıkan, süren, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Ölçütünüz dünyevi standartlarla başarılı olmak ise, bir ev ve güzel araba al ise 20 yıl deli gibi çalışırsınız. Amacınıza ulaşınca da ölçütünüzün size verecek bir şeyi kalmaz. Orta yaş krizine merhaba dersiniz çünkü tüm yetişkin yıllarınızı kaplayan sorun ortadan kalkmıştır. Şuraya hızla devam ediyorum, kolumu dayayacağım, koptu kolum. Gelişme, iyileşme fırsatınız kalmamıştır. Ama mutluluğu gelişmek ve büyümek yaratır. Geçici başarıların uzun bir listesi değil. Böyle bakınca geleneksel olarak tanımlanmış amaçların okuldan mezun ol, göl kıyısında ev al, 15 kilo ver. Ne kadar bak hani evrensel çok hani adam Amerika'da yazmış bunları ama hani biz ne kadar benziyor bütün dünyada insanlar, toplum kralları olsun, bütün kaygılar olsun, hepsi birbirine çok benziyor. Ne demiştik? 15 kilo ver. Yaratacakları mutluluk sınırlıdır bunların diyor. Çok azıcık kaldı. Hızlı, kısa süreli yararları vardır. Ama yaşam rotamızın rehberleri olarak pek işe yaramazlar. Picasso tüm hayatı boyunca üretti. 90'larının ortasına kadar yaşadı ve son yıllarına kadar sanat ürünleri verdi. Ölçütü ünlü ol, sanat dünyasında zengin ol, 1000 tane resim yap olsaydı bir aşamada tutulur kalırdı. Kendinden kuşkuya düşer, kaygının pençesinde kıvranırdı. Onlarca yıl sürekli yaptığı gibi ne kendini geliştirebilirdi ne de sanatında ilerlerdi. Picasso'nun başarısının nedeni yaşlı bir adamken tek başına bir kafede oturup peçeteye bir şeyler çiziktirerek mutlu olmasıyla aynıdır.
altta yatan değeri basit ve alçak gönüllülüktür ve sonsuzdur. Kendini dürüstlükle ifade eder. Pardon, ve sonsuzdur. Kendini dürüstlükle ifade et. O peçeteyi o kadar değerli yapan da budur. Çok güzel bir bölümdü. Bunu paylaşmak istedim. Bakacağım duruma göre araları kesebilirim kurguya atıp. Çünkü çok bölündü. Çok soğuktu ama ya ne yapayım. Öyle birazcık yürüyeyim şimdi ısınayım. Haydi görüşürüz. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı. Mark Manson, sevgiler.